Merhabalar, iyi günler diliyorum. Bugün Mondial Superboy X Superboy 150 motoru hakkında bir tanıtım videosu çekeceğim. YouTube'da bu motor hakkında fazla bir tanıtım videosu, tavsiye vesaire bulamadığım için bunu kendim sizlere yardımcı olabilmek adına kendim çekmeye karar verdim. Videoya başlayalım. Şöyle alayım ben kamerayı. Motor gördüğünüz gibi beyaz, Superboy 150 cc bir motora sahip. Sahip. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle gayet başarılı bir tasarım var zaten. Ve şimdi tereddütte kalacaksınız. Mondial ve marka güvenilir değil diye düşünebilirsiniz ama kesinlikle öyle değil. Ben çok memnunum. Benim bu motorda 4. senem oluyor. Ben bunu 2017 yılında almıştım. Ve hala hiçbir şekilde hiçbir yerinde parçaları sapasağlam, gördüğünüz üzere hiçbir parça değişimini yapmadım. Yalnızca lastiklerini değiştirdim. Bu lastikleri yeni değiştirdim. Ön ve arka. Arka lastik patlamıştı. Ön lastikler biraz eskimeye başlamıştı zaten doğal olarak. Motorumuz, şöyle ibresini göstereyim size. Motorum 13.900 kilometrede. Anahtarı açıyoruz. Şöyle. Sorunsuz. Hiçbir şekilde. Yani ben bunu 4 sene önce 3500 liraya almıştım 2017 yılında. İlk çıktığı zamanlarda ve gayet memnunum. Benim okulum var. Okuluma giderken falan bu motorla gidiyorum. İşimi fazlasıyla görüyor. Ya teknik özelliklerden bahsedecek olursam zaten bildiğiniz üzere pek bir şey de söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani internetten falan bakmışsınızdır. Ben sadece bir kullanıcı olarak, yani 4 senelik bir kullanıcı olarak kendi gözümden söylemek istedim. Yani bu motoru alacağım, şimdi hiç tanıtım videosu yok. Nasıl acaba, yakıt tüketimi nasıl, gidişi nasıl, kaç basıyor? Bunun gibi şeyleri söylemek için aslında bu videoyu çekiyorum. Bu motorla ben biraz işte şey kullandığım için motoru, arkadaşımla maksimum 135 yaptım ama şu an yapmaz galiba çünkü bakıma ihtiyacı var biraz. Yağı falan değişmesi lazım. 135 gördüm maksimum ama şimdi bassam maksimum 110 basar galiba. 110 arası. Yakıt tüketimi olursa bakın şimdi örnek vereyim. Bunu ben 2 gün önce sıfırladım. Annemle beraber yaylaya gittik. 166 kilometrede 30 lira para yaktı. Yani depoyu fulllemiştim. Çıktık geldik. Yine fullledim. 30 liraya doldu. Bu arada deposu 10 litre galiba bunun. 70 liraya falan doluyor ortalama. Yani gayet yakıt tüketimi aşırı iyi. Çok aşırı memnunum bu konuda. Çekişi derseniz çekişi. Yani annemle ikimiz gidiyoruz. Yokuş yani dik bir yolda ve toprak bozuk bir yolda gitmemize rağmen gayet iyi, hiçbir şekilde sorun yaratmıyor. 52 kilometrede hiç dinlenmeden çıkıyoruz. Başka ne diyeyim? Şöyle isterseniz ben bir sürüş yapayım, şöyle siz de görürsünüz.